erkek miyim, söyle kimim ben? Kek yapmak mı, top koşmak mı, işim hiç bilmem. Evde bir kadın, işte bir erkek oldum, ne çare. Aşk kızı attı, gönlümü çaldı, işte ters köşe. Saçım kırıldı, evim dağıldı. Bütün derdim bunlardı, şimdi her şey çok farklı. Artık ben bir taraftarım. Kadın mıyım, erkek miyim, söyle kimim ben? Kek yapmak mı, top koşmak mı, işim hiç bilmem. Evde bir kadın, işte bir erkek oldum, ne çare. Aşk kızı attı, gönlümü çaldı, işte ters köşe. Kavga ettiniz. Çok daha kötü. Oje koleksiyonu mu çalındı yoksa? Daha kötü ne olabilir? O geliyor. O kim? Kim geliyor? O cadı. Bak benim çok geç kaldım hayatım. Hemen gitmem lazım ya. Hangi cadı geliyor söyler misin? Devin, Taner'le benim hayatımda kaç tane cadı var? Seni saymazsak mı? Belli. Tamam, tamam. Nermin teyze mi geliyor? Ay ben de bir şey oldu zannettim Nünü ya. Daha ne olsun? Dur. Canım, o Taner'in annesi. Ay tabii ki gelecek. Sen kimden yanasın Devin? Nereden geliyor telefonun sesi? Nerede? Nasılsın ya? Alo, Taner. Çok teşekkür ederim. Sayende telefonumu buldum. Nünü, yanımda. Yok, daha intihar etmedi. Birazdan yanına gelir. Tamam, tamam. Hadi görüşürüz. Hadi Taner'cim. Abartma canım. Bu akşam yemeğe geliyor. Ne? Sahi mi? Peki dışarıdan bir şeyler sipariş etsek ne olur? Geçen sefer ne dediğini hatırlamıyor musun tatlışkum? Börekler yan pastaneden alınmış. Köfteler tükürük köftecisinden. Dedi. Peki gerçekten sokaktan mı almıştın köfteleri? Hatırlamıyorum. İçine ben de tükürmüş olabilirim. Nünü, bak ben bugün yarım gün çalışıyorum, tamam mı? Gelirim, akşama şöyle çok güzel bir sofra hazırlarız. Tamam mı? Söz mü? Hayır, nişan. Tamam, tamam. Çok kötü bir espriydi. Hadi, hadi görüşürüz. Çok geç kaldım. Günaydın. Günaydın abicim. Ne yapıyorsun? Oğlum var ya, acayip manita yaptım ha. Kız iki dakikada hasta oldu ona. Ben de sana hasta oluyorum. Ne zırvalıyorsun abicim sen ha?
Kendine gel. Delikanlıyız biz. Masamı pisletmişsin. Pislik deme. Nimet, nimet. Çekil klavyemin üzerinde. Peki, birlikte baş başa şarap içmeye ne dersin? İçki sevmiyorsun. Tapulum alın mı abicim? Gazetenin bu klavye. Gazetenin ise tükürüklerini sürme o zaman. Mesela birlikte bir dağ evine gitsek diyorum. Tabii, sen dağ başında ne işimiz var diyorsun değil mi? Tabii canım. Al abicim, her yere tükürüyorum işte, ha. Al o zaman sana. Tükürük sesi mi? Ofiste iki tane lama besliyorum da. İçileceğim oğlum bu çayı sana. İçileceğim bu çayı. Tabii tabii, bir daha görüşmeyiz. Ciao. Gelme üstüme. Ne yaparsın, tükürür müsün he? Ya oğlum, bir hatunla konuşturtmadınız beni ya. Sapıttınız mı? Memocan sapıttı. Çay mı tükürdü abi? Ne? Gel, içileceğim bu çayı. İçileceğim. No! Ne yapıyorsun oğlum ya? Her yerim, bütün gömleğim rezil içinde oldu ya. Buna kaç para verdim ben? Sen biliyor musun? Günaydın. Ne günaydın ya? Öğlen olmuş hala günaydın diyor. Hiç. Daha iki saat var. Sen sus, zekâ küpü. Tükürük hokkası. Kim? Sen ne, ben mi ha? Ay. Rezil ettiniz beni be. Arkadaşlar niye bu kadar gerginsiniz? Dikkat et. Arkadaş Balkanlar tükürük fırlatma şampiyonudur. Sen de Orta Doğu ve Balkanların en pasaklı adamısın. Şimdi ben seni fark ettim. Domino taşı gibi yıkıldınız. Komik miydi? Bir daha yapayım mı? Kırdın. İlk sevgilimin hediyesiydi bu. Kızın adını bile hatırlamadığına eminim abicim. Yaprak! Yapma ya. 7 yıl evde kalacaksın. Öyleydi değil mi? Yani böyle saçma şeylere inanacak kadar saf değilsin yani Emre. Evde değil ama hapishanede kalacağım. Dur, ne yapıyorsun ya? Ha? Bunu ben 25 yıldır saklıyordum ha? Ya, ne yani? Ya 5 yaşında mı flört etmeye başladın? Evet. Yapma ya. Ya 7 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Ya. Sen sus. Ne dedi şimdi kız sana? Sen de sus. Tamam. Bence de. Sen hiç konuşma. Oğlum gel buraya sen. Gel sen buraya gel. Gel, 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 gel. Yok, 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 yok. Ne arıyorsun? Annenin aldığı vazoyu. Hangi vazo? Ya hani... bizi ev hediyesi almıştı da... her geldiğimde... burada görmezsen ölür gülüm inşallah demişti. Ha, senin şu nefret ettiğin vazo. Ama annen bayılıyor. İşte burada. Bütün iğrençliğiyle duruyor. Neye koysak acaba? Bir yerde de güzel durmuyor ki Meret. Aytener, bir fikir versene. Vur bakalım. Bir bakalım. Bir bakalım. Getirsene vazoyu. Anlarsınız be. Mahalle kahvesine çevirdiniz burayı. Kim başlattı bu kavgayı? Teker teker konuşun. Sen başla. Mehmet çayma tükürdü. Yalancı. İlk sen tükürdün. Kız arkadaşım tükürük sesi yüzünden beni terk etti.
Bu ikisi üzerime tükürüklü çay döktüler. Bir tükürüktür gidiyor ya, hadi bakalım. Deniz'de aynamı kırdı. Tek suçum o anda orada olmaktı abicim. İşe zamanında gelseydin o zaman olmayacaktı. İspiyoncu. Sarsak. Ümrü bunu bağırdı. Manitası yüz vermedi de ondan. Kızcağıza patladı sonra. Senin yok diye kıskanıyorsun ha? Bence de. Sen diye bir şey yok artık abicim, alacağım boynunu. Yeter, yeter, yeter. Bunlardan mı çıktı yani bu kadar patırtı? Hayır. Uranüs balık burcundan çıkıp Merkür'le böyle ters açı yaparaktan aslan burcuna girdiği için oluyor. Geçen ay astroloji seminerine gittiydim de. Ne olacak peki? Vallahi bu insanlar üzerindeki hırçınlaştırıcı etkisi bir 3 ay sürer. Yok, o kadar bekleyemem maalesef. Ya hemen adam olacaksınız ya da defolup gidersiniz. Gün nasıl adam olacak ki? Senden kolay olacak kesin. Ben de sizler gibiydim iş hayatına ilk girdiğimde. Hiç unutmuyorum. Sene 1972. Heyecanlı ve asabiyim o zamanlar. Tabii çakı gibi delikanlıyız. Devin telefonu açmıyor. Mahvoldum ben. Abartma Nilüfer. Sen sus. Bir vazoyu bile yakalayamadın. Onca kaleci seyrediyorsun. Hiçbir bir şey kapmadın be adam. Annem o vazoyu hatırlamaz bile. Niye o zaman her telefon açtığında soruyor? İyi işte, kırıldığını öğrenince bir daha sormaz. Annenin başka sorgulama teknikleri var ama Kocişko. Niye kırdın, nasıl kırdın, neden kırdın, niye dikkat etmedin? Niye kırdınla neden kırdın aynı şey. Ama annen bunu bilmiyor. Ne yani, şimdi birbirinizi öldürüp beni dul ve yetim bırakacaksınız. Hiç boşuna heveslenme Taner Efendi. Çünkü ikimiz de senin benden önce öleceğini biliyoruz. Nereden biliyoruz? İstatistiklere göre erkekler kadınlardan daha önce ölüyor. Hem senin yaşın da benden büyük. Hemen gidip check-up yaptırmalıyım. Ya geçen ay yaptırdın. Bundan sonra her hafta yaptıracağım. Allah'ım, yemek yok, ev dağınık, vazo kırıldı. Devin telefonu açmıyor. Selülitlerim geçen seneye göre arttı. Umarım senden önce öleceğim konusunda haklısındır Nilüfer. İşte o olay bana ders oldu. O günden sonra ekip çalışmasını daha da benimseyerek... Şunun ağzını kapatın. İçine sinek kaçacak. O sineği seve seve ya. He, sineğe yazık. Merhaba. Ben de sana baktıydım da. Niye baktıydın acaba bana? Sabah sabah gözüm gönlüm açılsın diye. Ben senin gözünü gönlünü bir açacağım, bir daha hayat boyu kapatmayacağım. Kesin. Bir siz eksiktiniz. Söyle karşıya. Tayfun Bey, ben izninizi rica etsem. Bugün çok önemli bir işim vardı da. Demek öyle. Evet. Ben de ufaktan ufaktan gitsem patron. Kız arkadaşımla aram bozuk da belki düzeltirim. Ay, benim de hemen acilen alışverişe gitmem lazım ya. Hadi buyurun o zaman. Gördünüz mü bak? Nasıl anlaşıverdiniz birdenbire gitme konusunda? Bir de çalışma konusunda böyle anlaşsanız. Ha, ne geldik mi? Geldik, geldik. Bak kanarya adaları. Cik, 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 cik. Şurada bir gün huzurlu çalışamayacak mıyız? Çalışabiliriz. Nasıl? İş yerinde mutluluğu yakalamanın yolu seminerinde öğrendiğime göre Tayfun Bey. Şimdi bak, aynen çocukluğumuzda olduğu gibi. Özetle Zeliha. Ya kısaca hep birlikte oyunlar oynayıp kaynaşabiliriz. Evet. Evet, oyun oynayalım. Saklambaç mesela. Saklambaç, saklambaç, saklambaç. Ay, saklandığın yerden çıkamaz olayım. Çanak çömlek patlar o zaman. Tayfun Bey, bu öğrendiğim şeylerin gerçekten çok faydası var.
Ne kadın ama. Ne diyorsun sen ya? Kesin be, kesin. Eğer bu oyunların bir faydası olmazsa hepinizi kovarım ona göre. Yok yok, bak gerçekten çok kaynaşacağız, görürsünüz. Eğer ki kaynaşmazsak topumuzu kov. Topumuzu niye kovsun ki? O cansız bir cisim. İsterseniz Mehmet'i hemen kov. Biz de kaynaşacak mıyız Zeliha? Sen oynamayın. Bu ofis içindekileri kaynaştırmak için oyunlar. Kimse beni sevmiyor. Ama yürü be sevgarsız be, yürü. Hadi, siz oynayın kardeş kardeş. Ama Tayfun Bey, şimdi sizin de oynamanız lazım. Bu yani bir takım oyunu. Şimdi gruplara ayrılıp hep birlikte eğlenerekten bu duyguyu iş hayatına nasıl yansıtacağımızı öğreneceğiz. Pardon, bakar mısın? Acaba niye öyle çişin gelmişçesine sürekli hareket ediyorsun? Ya bakın, benim gerçekten gitmem lazım. Nişanlıma söz verdim. Ne sözü? Yemek yapma sözü. yani yemek yapma sözü verdirttim. Dışarıda yemek yiyeceğiz. Şimdi ben gitmezsem o da yemek yapmayınca aç kalmasın, değil mi? Ay, ne kadar duyarlısın. Ya. Umarım kıymetini bilir. İşte tipik bir örnek. Evet. Grup çalışmasından öylesine korkuyor ki kaçmak için çeşitli bahaneler buluyoruz. Aklı sıra kuyruğunu sıkıştırıp kaçacak kıl kuyruk. İşte bir korkak daha. Ayıp oluyor ama. Başarısızlıktan o kadar korkuyor ki arkadaşını aşağılıyor. Ben. Gel buraya. Buraya gel. Emir büyük yerden abi. Gel 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 gel. Siz ikiniz takım kaptanı olacaksınız. Ekiplerinizi kuracaksınız ve birbirinize karşı yarışacaksınız. Yok, olmaz öyle şey. Burada patron benim. Takım kaptanı ben olmalıyım. Tayfun Bey, bu oyunun da patronu benim. Yani müsaade edin, takım kaptanlarını ben seçeyim artık. Öyle olsun. Çantada keklik bu iş. Hocam, bari izinlerin de bir telefon açayım. Ne o? Korktun, yardım mı isteyeceksin? Hayır. Korkmadım abicim. Tamam, tamam, tamam. Aç, aç hadi telefonunu. Yalnız bana bak, bir telefon al. Kumar ona göre. Bence avukatını ara. Nilüfer'e de söyle, senin için dua etsin. Alo? Nilüfer, canım ben bu akşam biraz gecikeceğim hayatım. Kadınlar. Lütfen sakin olur musun Nilüfer? Senin de arada güzel yemek yaptığın günler olmuştur. Sahi mi? Ben niye hatırlamıyorum peki? Dün gece mi? En son ne mi yemiştik? Pizza. Peki ondan önceki gece? Hamburger demek. Peki daha önceki gece? Fasulye. Bak gördün mü işte? Ben mi yapmıştım? Ama fasulyeyi pazardan sen aldın değil mi hayatım? şimdi Nilüfer eline yemek kitabını al. Ne tarafta ki? Mutfaktaki rafta duruyor. Heh. Hayır, orada değil. Sol tarafta, sol tarafta. Heh. Aç 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 aç. Heh. Açtım. Gördüm. Aldım işte. Yavaş. Yavaş. Dedim. Burada bir sürü yemek tarifi var. Bu yüzden ona yemek kitabı deniyor Nilüfer. Seç oradan birini. Heh. Evet, istediğin tariften başlayabilirsin. Sen başla, ben yetişeceğim. Söz. Hadi canım. Oğlum, ne yapacaksın sen bu kızı? Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçermiş. O laf midesizler için söylenmemiş ama. Ne
da yani. Kadınlar sizlere... aman bizlere yemek yapmak zorunda mı? Kalbinize... aman kalbimize ulaşmak için. Evet. Size inanamıyorum. Boşuna zırvalayıp zaman kazanmaya çalışma. Seni ezip geçeceğim. O kadar emin olma. Hocam, abi, usta. Şşş, kardeş, kardeş oynayın dedi. Hünkâr beğendi. Ha, bir de beğenme istersen bunca zahmeti. Ayol, bunu yapması bir ay sürer. Aşçılarına yaptırmak kolay tabii Hünkâr Efendi. İmam bayıldı. Hı, obur imam. Tabii, tabii bayılırsın. Kolaysa kendin yap. Ay, şimdi ben de bayılacağım ama. Ay, ne karışık yemekler bunlar böyle canım. Piramit pasta. Tamam, sen olursun. Da. Piramitin şekli nasıldı? Yanında bir de geometri kitabı vermeliler. Aman, şekli önemli mi canım? Mühim olan tadı. Ben yaparım seni ben. Evet. Buyurun bakalım adım alışmaya. Bir dakika, bir dakika. Hiç adil değil. Onun ayakları kocaman abicim. Hayat da adil değil. Kız gibi ayakların varsa ben ne yapayım ya? Yok canım, o ayakkabıdan öyle duruyor. Ya, bu ayakkabıların kalıbı küçükmüş. Bu kadar zevzeklik yeter. Hadi başlayın. Korkudan titriyorsun bakıyorum. Ya, tamamen korkudan. Hırs yaptım, ben kazanacağım. Hile yaptım. Reddedildi. Seç, beğen al. Tayfun baba. Sen de seç Emre. Sinan. Gram margarin. Bir bardak toz şeker. Ay zaten az yazmışlar şekerini. Kakao. Kakao mu? Bende kakao yok. Kahvem var ama. Evet, şimdi ekiplere çiçekler, böcekler gibi isimler koyacağız. Güzel. Bizim ekip böcekler olsun, onlar da çiçekler. Yapma patron ya. Madar etme bizi patron. Ben çiçekleri severim. Ekibinizde anlaşma sağlanamadığından adınız çiçekler olarak kalacak. Dedim ki ben ya. Evet, ilk oyunumuz ortada sıcak. Mehmet seni çağırıyor, hadi. Hayır, hayır. İki ekipten de sıçanları ben seçeceğim. Evet. Ya şundadır ya bunda, helvacının kızında. Aa, Tayfun Baba sıçan oldu. Bir kez. Tamam, tamam, tamam. O ekipten de Mehmet olsun sıçan. Hayır, bana ne, oynamıyorum ben. Aa, mızıkçılık yapmasana sen de. Korktular da ondan. Biz sizin gibi şey miyiz? Ne olmuş bize? Hiç patron. Siz gayet iyisiniz maşallah. Evet. Hangi ekibin sıçanı topu daha kısa sürede yakalarsa o ekip birinci olacak. Evet, buyurun alayım sizi ortaya. Geç Emre yerine. Evet. Baş. La. Hadi.
Hadi göster kendini patron. Hadi sana güveniyoruz patron. Hadi patron, yakala şu topu. Oğlum ne dönek adamsın. Sen bizim tarafımızı tutacaksın be. Ha, o zaman patron yakalayamaz ki patron. Seni bir yakalarsam. Evim patron, bizim patron. Topu bana atmazsan işsiz kalırsın. Patron, hadi, hadi. Hadi. Gördün mü? Ne güzel yakaladı topu patron, bravo. Öğren de gel. Patron, bravo. Yumurta sarısı ile süt çırpılıp kaynayan çorbanın içine dökülür. Aman canım, zaten hepsi bunun içinde karışmayacak mı? Ne gerek var? Dur şu boşuna. Tabak kirleteceğiz. Devin. Devinim. Canım. Devin. Sen de çıksın. Nursel ben yenge. Hani sokağın başındaki elektrikçi. Nürsel. Kara Nürsel. Memnun oldum. Ben de Nilüfer. Yenge, ben elektrikler için çağırdın ya. Hani salonun lambaları bozuktu. Sen nereden biliyorsun? Sen çağırdın. Ama bir ay önceydi. Ya anca gelebildim. Programım çok dolu. İyi olsun. Bugünlük yarın gel Nürsel. Bugün olmaz, yarın da olmaz. Bir ay sonra ancak gelebilirim. Al asma. Tamam Nürsel. Gel. Kara Nürsel. Hadi. Hasta olan hanginiz? İkimiz de gayet sağlıklıyız. Ben lambalara sordum. Böyle daha fiyakalı oluyor da. Cevap verin oluyor mu? Senin gibiler evet. Bu koku ne? Yemek yapıyorum da. O zaman başın sağ olsun yenge. Yemeğin yanıyor. Yemek, yemek. Yandı değil mi? Yandı! Mehmet, ortada sıçan olaraktan 15 dakika topu yakalayamadığı için birinci oyunun galibi böcekler. Bu kadar amca. Pis sıçan, ne olacak? Seni takım alanda kapat zaten. Topu çok hızlı atıyorlardı, ne yapayım? Toptan kaçmayacaktın, yakalayacaktın. Evet, şimdi ikinci oyunumuzu açıklıyorum. Ne? İkinci oyun mu? Bakın benim gerçekten... Kes! İkinci oyunumuz yakar top. Ayvayı yediniz abicim. En iyi olduğum oyundur. Avucunuzu yalarsınız. İğrenç. Ay, çok iğrenç. Ben bu yancının tükürükle elleriyle tuttuğu topu tutamam bir daha. Ya tükürük lafı duymak istemiyorum. Bu defa ortaya ilk gelen ekip çiçekler. Hadi bakalım. Geç evet. Bakalım. Buyurun Tayfun Bey. Abicim kendimi sahnede gibi hissediyorum ha. O zaman kıvırmaya başla. Evet. Yaşasın, yaşasın. Yakaladım. Hayır, yandın. Hani topu yakalayacaktın? O bir önceki oyunda. Hani sen sıçandın ya abicim. Sana sıçan derler. Şimdi bir... Çiçekler. Hükmen mağlup mu olmak istiyorsunuz yoksa? Tamam, o zaman devam. O zaman devam. Buyurun. Şapsana, midemi deleceksin. Ay, ay. Çok mu acıdı? Ay çok pardon. Aferin karşı yakalı. Çok iyi çaktın. İyi mi ama? Merak etme abiciğim. Kanın yerde kalmayacak. Bu artık kan davasıdır. Kana kan, dişe diş. Hadi. Ne mocalı kan tuttu? Ay!
Ne ağlıyorsun yenge ya? Alt tarafı yemek yandı. Ne anlarsın sen? Anlarım tabii. Bir bakışta anladım yemeğin yandığını. İyi halt ettin. Üzüldü güne değmez diyorum. Yeniden yaparsın. Ya kolaysa sen yap. Olur. Ben sana bir çiğ köfte yaparım, parmakları yersin. Sahi mi? Ne sandın ya? Ben bu işin kitabını yazdım, kitabını. Ay yoksa bu kitabı da mı sen yazdın? Adın Aylin miydi? Mürsel'di ama daha iyisini yaparım. İkinci oyunun galibi çiçekler. Çiçeklere yu yu. Tamam böceklerim, ne olacak? Bir şey mi oldu? Kır çiçeği. Ayıp oluyor patron. Şimdi üçüncü oyunumuzu açıklıyorum. Ne? Üçüncü oyun mu? Ama benim gerçekten... Sıradaki üçüncü ve de son oyunumuz. Evet, ve bu oyunu kazanan ekip aynı zamanda günün de şampiyonu. Yani, evet. Oyunumuz kulaktan kulağa. Nasıl oluyor ki bu? Bir ekip diğer ekibin bulduğu cümleyi eksiksiz ve de doğru bir şekilde söylemeye çalışacak. Peki topu tutacak mıyız yoksa kaçacak mıyız? Hay top kadar taş düşsün başına abicim. Taş olur mu canım? Canımız yanar. Bir taşla iki kuşu Emre ile Sinan'ı vursan. Olmaz. Ben onlarla aynı ekipteyim. Şimdi bir cümle bulun bakalım. Evet. Hazırız. Söylüyorum. Ben bu denizin ağzını burnunu kıracağım şerefsizim. Kim buldu bu cümleyi? Ben buldum patron. Nasıl güzel mi? Ayıp değil mi oğlum? Aa patron. Bu sadece bir oyun ya. Evet böcekler. Şimdi siz bir cümle bulun. Tutuldu. Yok canım. Cümleyi unutmayayım diye cümlen tekrarlıyorum. Terbiyesiz, ahlaksız bay. Cümle bu muydu? Hayır. Sinan hanım hanımcık bir ev kızıdır. Çabuk gel al yoksa ben... Aldım gitti. Yemedi değil mi? Bu oyunun ve de günün şampiyonu böcekler. Seni yerler, yerler, seni ham yapar bu zilliler. Aynı anda yer mi? Sen ne diyorsun yenge? Bunu yemeyen ölsün. Al bak. Yok, ölmeyi tercih ederim. Aa, ağzın yanacak ki. Çiğ köften yedin anlayasın. Dilber, sana tatlı aldım uğraşma diye. Ne tatlısı? Piramit pasta. Aa, ben de piramit pasta yaptım kocişko. Hayatta inanmam. O piramitlerden bir tane fazlaysa alabilir miyim? Dilber, mutfakta biri var. Ya
inanmıyorum Taner. Tek yaptığım piramit pastaydı ve sen de gidip aynısını almışsın. Mutfakta ne yapıyorsun sen? Elektrikçiyim ben. Karamürsel. Çikolata yapıyorum. İyi mi? İyi, iyi. Hey! Ve karşınızda çiçekler. Patron, böyle ceza olur mu? Ne yapalım, kaybetmeseydiniz. Ölseydim daha iyiydi ya. Annem görürse çok kızacak. Niye? Çiçek gibi olmuşsunuz maşallah. Hem de çok çekici. Oho. Sahi mi? Gül haklı. Onun için dayanamayıp fotoğrafınızı çekeceğim. Hayır, bak! Bak, bir daha birbirinize tükürmeye kalkarsanız fotoğrafı gazetede yayınlarım ona göre. Oho. Nasıl seni ya? Oyunlar amacına ulaştı mı? Şimdi böyle tehdit yoluyla kaynaşma olmaz ama... Aman! Her yol Roma'ya çıkar demiş filozof. En büyük böcekler kahrolsun çiçekler! En büyük böcekler kahrolsun çiçekler! Karnım çok acıktı. Biraz daha sorbet tatlışko. Evet, zehirlenmene az kaldı. Sen koca ayağı dinleme. Yaptığına inanamıyorum Nülüfer. Pasta ya değil mi? Ben de. Çok çalışınca oluyormuş. El alemin adamına yemek yaptırdın. Bir dahakine sana yaptırtırırım. Çiğ köfte, piramit pasta ve bir de... Piramit pasta. Ama bir TikTok gelmiş gibi oldu. Ay ne kadar şekilcisiniz ya. Evet. Hayır! O kadar da uğraşmıştım. Biliyorum tatlım. Nünü piramit pasta yapmıştı. Şimdi ben Nermin anneye ne diyeceğim? Elektrikçinin çiğ köfte yapması hariç her şey. Yine söylenecek ya. Bozo kırıldı. Yemek de yemek yok. Bırak seni olduğun gibi beğensin. Benden nefret ediyor. Çok mu önemli? Değil mi? Ben etmediğim sürece değil. Nefret etmiyorsun değil mi kocişko? Bir daha elektrikçiye çiğ köfte yaptırmayacağına söz verirsin. Onu zaten kovdun. Nasıl gelip yapsın? Tamam, söz. Az önce arayan annemdi. Gelemiyor, hastalanmış. Yaşasın! Yani umarım bir şey yoktur da... uzun uzun yıllar yaşar inşallah. Grip olmuş. Bana da geçirir diye korkusundan gelemiyor. Gördün mü? Boşuna ağladın bütün gün. Ama biz gidiyoruz. Hayır! Anneme değil. Dışarı yemek yemeye. Oley! Kuzicom benim.